Yani çok rahat bir şekilde Gangplank ultisinin böldüğü senaryoda savaşı. Hatta Rumble ultisinin. Herkesin, aynen öyle. Herkesin Aatrox'a kapanıp Aatrox'u kestiği ve ondan sonra savaşı oynadığı bir senaryo görebiliyorum Galatasaray Akademi için. Çok rahat Syndra tarafından teklenebilecek evet. durumda. Onu da unutmamak lazım. Tabii tank ekleyemiyorsunuz kolay ama kolay kompozisyona trundle varken. Ama Syndra'nın tehdit menziline girmesi kendisinin çok riske atması anlamına gelir. Evet. Evet. Ona göre oynaması lazım. Evet. Böyle o kadar yüksek de menzili var aslında. Hem Gangplank'in hem Ziggs'in. Hemen kalkanını düşürdü orada. Yalnız orta koridorda Çamanagaz'a çok hasar aldı. Zıpkın tuttu. Sıçra geliyor. Phenomenal'ın üzerine. Phenomenal düşecek burada ilk kan. Alt koridorda da bir takas var. Pexia sıçrasını kullandı. Düşecek mi? Raid'den o sıçra otomatik saldırı. Son vuruşta geldi orada. Bir kitle kontrol zinciri işleri değiştirdi. Şimdi Phenomenal manası da yok bu sefer. Sıçrası da yok. Yalnız böyle de baskın atılmaz. Serial Phenomenal'ın kaçacak yeri yok gibi ama Parus yetişebilecek mi bakalım. Roulette yaklaşıyor buraya. Phenomenal yakalandı. Sersemletiliyor orada bir de güzel bir buzdan stun geldi Roulette'den. Bu işleri değiştirecek mi? Raid geliyor arkadan. Osman 1-2-3'ün üzerine sıçra ve Hardwood Roulette. Skor oldu. Phenomenal'ın çok az canlı uzaklaştı yine muhafız. Çamanagaz odan sıçra Pexia. Kule altına attı ruleti ve cezayı kesecek gibi görünüyor. Gangplank'ten de hava desteği geldi orada ve skor Çamanagaz oda. Alt koridorlar hala ışınlanını kullanmadı. Nişancılar alt koridorda beklemeye devam ediyor. Dengeleyici bırakıldı. Resetten de alamet. İkisi de çarpı attı bu arada. Işınlanlı geliyor şimdi buraya. Geldi. 4000 cana döndü. Alamet yalnız Meşeyt alt koridordan hareket ettirmeye devam yalnız ediyor. Yalnız Alamet orada olunca totem attı oraya. Raid ama totem dışarı çıktı. Gerçi fark etmez. Işınlandı kullandı buraya zayıflar acımaya. Güzel bir sıçra Alamet bitmek üzere. Alamet'i bitiriyorlar orada. Süpürmesi de kaldı Alamet. Fediye şimdi içeriye girdi. Havaya savurdu orada bir rakibini. Tutuştur. Zıçtır pek fazla hasar vermedi ve Phenomenal. Kim gelecek üstüne? Alistar'a karşı kullanabilir. İşte ondan değil. O kombo'yu ölmemek için. Şimdi ultiyi de kullandı. Lyona'nın üzerine doğru gidiyor. Buzdan sütunla geldi orada. Lyona'nın sıçrası olmadığını biliyorlar. Ve bunu çok iyi değerlendirdiler. Lüden bence daha mantıklı. Rüzgarın itleti bitti Çamanagazo'da. Peki Çamanagazo can biçenli Lucian mı oynayacak? Ezreal'le böyle çok büyük hata yapmadığınız sürece gerçekten pozisyon anlamda ölmesi çok zor bir nişancı. Yalnız Raid! Çok az canlı Çamanagazo'ya hemen kesti faturayı. Rakibini oyalarken süpürmesi rulet diğer tarafta ejderi bitirmek üzere ve bu üçüncü ejder. Papara süpürmesi Blaze Akademi için Luana yakalandı. Ön tarafta kaldı Nuke. Canının yarısını kaybediyor ama iyi girdi o araya. Kaniçen'le canını da yeniliyor. Luana ilk düşen isim. Pexia ön tarafta. Ulti ile birlikte Paddy'ye daha doğrusu rakibini tanklamaya çalışıyor. O da sıçra kullanmak durumunda kaldı. Nuke'tan çok fazla hasar. Ama onun da dikkatli olması lazım. Canı bayağı bir azaldı Nuke'un. Nuke düşecek. Raid. Osman. 1'e 3 durumda ama artık takım arkadaşları da yaklaşıyor. Phenomenal'dan çok iyi sersemletme. İkinci skor geldi. Osman 1-2-3 düştü. Meşeyt'ten güzel bir sıçra. Ulti'yi de kullanmıştı ama hasar yeterli değil. Raid bakalım deneyecek mi orayı? Çok yakındı. Öyle mi dedi ulti kullandı? Yani direkt ulti kullandı. Yalnız burada Lyona yakalandı. Işından geliyor. Ruletin sıçrası yok. Pozisyondan çıkaracak gibi görünüyor. Çamanagazo yalnız çok fazla zarlıyor. Hasara bak. Çamanagazo'yu yok etti. Osman 1-2-3 zıpkınları gönderiyor. Dengeleyiciyi de bıraktı oraya. Ben seni korurum diyor Lyona'ya. Ama koruyamadı. İki skor birden Nuke'da. Paddy'ye geliyor buraya. Düşmedi. Nuke'u duvarın arkasına fırlattı. Nuke burada. Seken bombaya düşecek. Meşe'de düşecek. Paddy'nin bu sefer sıçrası yok. Ve bu skorda kime bırakıyorlar? Bu skorda Raid'de kaldı. Bu Baron biraz sıkıntılı olabilir. Bakalım buraya gelebilecek mi? Meşeyt gelirse... Ooo Raid orada skoru da aldı. Raid. Orada biz Meşeyt gelir bir şey yapar mı derken... Raid o arada Meşeyt'i de gri ekrana baktırdı. Yalnız Gangplank ultisi. O pitten çıkardı ruleti. Baron bitmek üzere çarpıyor 17 şandan. Raid aldı Baron'u. Çarp erkenden kullanmıştı rulet ayakta kalmak için. Üstüne dönüşünü bozdu Raid'in orada Lyona. Raid sıçrası gelmek üzere. Ama şimdi çıktı. Sihir geçişiyle uzaklaşıyor. Nuke'un hasarı çok fazla. Bir de gelişine zayıfları acaba. Orada Phenomenal'dan. Göremedi tekrarı. Rulet. Rulet. Üzerine Ziggs ultisi geliyor. Cehennem bombasıyla buraya kadar altında aldı Meşeyt. Ziggs ultisi gelmek üzere ama yani çok zor. Yalnız Trial bu uzun bir seri. Baron devam edecek mi? Bu riski alacak mı? Supermassive. Nuke çok iyi pozisyonda. Nuke ultiyi kullandı. Nuke Meşeyt'in üzerine gidiyor. Diğer tahta Lyona'yı yakalamayı tercih etti ilk olarak. Lyona düşüyor burada. Güzel bir patlayıcı lokum. Alanı da kapattı orada sihirli mayın tarlasıyla Meşeyt. Ama Papara Supermassive Blaze Akademi kovalamak istiyor gibi görünüyor. Parus'un ultisinin gelmesi yaklaşık 15 saniye var. Paddy orada yavaşlatıldı. Oradan çıkış yok gibi görünüyor ona. Nuke Çamanagazo yakalamıştı. Sıçra geldi. Yetenek tutmuyor. Serak devrede.
Nuke daha fazla devam edemeyecek. Alt koridorda erkenden aldığı o 3 skor var ya Ezreal'in dakika 20 olmadan. Oyunun gidişatını çok büyük noktada değiştirdi. İyimser deneme. Evet, Phenomenal şu an o alanı kollama görevini üstlenmiş durumda. Kadia yine yarışanını kaybediyor. Kadim bitmek üzere, dengeleyici bırakıldı oraya. Gangplank ultisi de kullanıldı ama. Kadim ejder alınıyor. İlk skor burada Padiye oldu. Nuke geliyor yukarıdan. Şimdi Shaman Akaza'yı yakalamaya çalışıyor orada. Parus iyi hasar aldı. Yarıcanını kaybetti orada. Yalnız isabet dalgası. Osman 1-2-3 düşebilir. Osman 1-2-3 düşmek üzere. Tek vuruş yeterli onu düşürmek için. Zonya'yı kullandı Parus ama. Parus vardı arada. Parus skoru aradan çıkarmasına rağmen boyunu tutması artık mümkün görünmüyor Galatasaray'ın. Kadim ejder güçlendirmesiyle alt kordu oradan. Akın akın ilerliyor. Papara süpürmesi Blaze tarafı. Alt koridor inhibitörü düştü dakika 30'da. Şimdi Nexus kulelerine odaklanmak istiyorlar. Leona üstü döndü, burayı savunmaya geldi. Minyonları temizlemeye çalışıyor. 3 tane minyonu kaldı ama ilk Nexus kulesi düşüyor burada. Kadim güçlenmesinden sonuna kadar ayarlanmak istiyor burada Raid ve takım arkadaşları. Bakalım. Padiye arka tarafta rakibini rahatsız etmek istiyor ama ikinci Nexus kulesi de düştü. Nexus'a odaklanıyorlar. Çamana Gazo kronometre kullandı orada. Raid'in canı bayağı basmış burada. Roulette ilk skor oluyor. Roulette arka tarafta oyalamaya devam ediyor Padiye. Nuke'u durdurmaya çalışıyor. Phenomenal'ın manası kalmadı. Mazot bitti diyor ama Raid bitirecek burayı Nuke'la beraber. Ve 30 dakikanın sonucunda Papara süpürmesi Blaze Academy. Seride ilk maçı kazanıyor ama bu nasıl bir kazanmak? Bu normal bir galibiyet değil. Yani